Biz bu mağarayı, bu kuzey çevre yolu gitmeden önce hiçbir sıkıntımız yoktu. Yalnız kuzey çevre yolu girince bu Büyükşehir Belediyesi. İşte biz buraya organize yapacağız, sanayi yapacağız. Hayır, sanayinin alakası yok biz. Ne yapacağını çok iyi biliyoruz. Neyse, üç sefer şeye gitti, Tarım Bakanlığı'na gitti. Üçünde de Meradiye geldi. Yalnız buradaki komisyon ne yapmışlar. Buradaki komisyon hazineye göndermişler. Tekrar Tarım Bakanlığı'na göndermişler. Şimdi biz de bir gazete bir ilana bulmak dedik. Şimdi ben Özgür'e söyledim, Bülent'e söyledim. Vali Bey'in yanına iki sefer gittim. Dedim Sayın Vali, etmeyin, eylemeyin. Bu vatandaşın rızkı, hayvanı var. Yani bir köpek ölüyor, elli televizyona hepsi kıyamet koparıyor. Yani şurada 5000 tane küçük baş hayvanımız var. Bu ne olacak? Bir de Meralı değil yani, çünkü vadi orada yani sanayi yapılması mümkün yok. Sanayi için meclisten mi karar almış? Aynen meclisten. Yani Büyükşehir Belediye Meclisi. Aynen Büyükşehir, evet. Evet. Siz de itirazlarınızda bulundunuz. İtirazlarımız kullandık, dilekçelerimiz verdik, imza evet. Topladık, halkı getirdik, protesto ettik. Yine bir şey öğrenemedik. Bakanlık iki defa burayı mera olarak gösterdi. Üç sefer mera diye gönderdi. Buradaki Malatya'daki komisyonlar var ile ne yapmışlar, Malatya çıkarmış. Hazineye göndermişler. Siz, tekrar bakanlığa göndermişler. Siz yerinizin mera olarak kalmasını mı istiyorsunuz? Aynen. Bu kuzey çevre yolu dediniz. Kuzey çevre yolu oradan geçiyor. 1500 dönüm. He, oradaki arazileri evet. Kullanmak istiyor o zaman. Hazineye katmak istiyor. Aynen. 1555 dönüm mera. Evet. İyi bir orantı yani. Evet. Buradaki yetiştiriciler de bu meranın devredilmesini istiyor. Yani yapıyor ki kardeşim, biz burada hayvanımız var, koyunumuz var, geçimiz var. Hatta Cumhurbaşkanı dedi ki meraların boş bulduğu yerleri ekip biçebilirsin yani.